Evet dostlar, yeni bir vlog bölümüyle birlikteyiz bugün. Bugünkü konumuzu şöyle belirledim. Son günlerde gündemimizi meşgul eden iki konu var. Bunlardan bir tanesi APP plaka, bir diğeri ise B sınıfı ehliyetle 125 cc motosikletin kullanılabilecek olması. İsterseniz sırasıyla bahsedelim ve bu iki konuya açıklık getirelim. Hayat Motor'la Güzel yorumuyla bir açıklık getirelim. Şimdi şöyle abi, öncelikle APP plakadan bahsedeyim. APP plaka, biliyorsunuz, normal şoförler odasının basmış olduğu bir karakter var. Harf ve rakam karakteri var. Bu harf ve rakam karakterleri daha ince yapıda oluyor. APP ise hani böyle daha çok göze hoş gelen, daha kalın karakterlerden oluşan bir plaka tipi. Dolayısıyla bu, öncelikle bu ayrımı yapmak gerekiyor. Hani bu benim plakam acaba APP mi değil mi, normal plaka mı, buna nasıl karar vereceksiniz? Buna bir kere işte mühüründen, yok üzerinde TC ibaresi var, işte holografik Türk bayrağı var, TC var falan, bunlarla karar veremiyorsunuz. Çünkü APP plakanın diğer plakadan herhangi bir farkı yok. Öncelikle onu belirtelim. Yani APP plaka şey değil, sahte bir plaka değil. O da basılıyor. Onda da şoförler odasının, şoförler cemiyetinin mühürü var. O da yine holografik özellikler taşıyor. Peki fark nedir? Abi fark şu. Bazı bayilerden motor aldığınız zaman bunlar özel yerlere bastırıyorlar. Artık bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bunlar basılırken böyle işte kalın karakterli yapıda harfler ve rakam karakterleri kullanıyorlar. Ki şu an benim kullanmış olduğum, satın almış olduğum KTM 890 motorumun da plakası maalesef ve maalesef APP plaka. Bunu ne zaman fark ettim ben? Bu yasa çıktıktan sonra, yani bu yönetmelik yayınlandıktan sonra, ki biliyorsunuz cezai bir yaptırım getirdiler bu konuya. Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi APP plaka kullanıyorsanız, ki kullanma ihtimaliniz çok fazla. Yani oldukça yaygın APP plaka kullanımı şu anda. Bilinçli bir kullanım değil bu arada bu, dediğim gibi. Hani benim motorumda da şu an APP plaka var. Ve ben bunu bilinçli olarak kullanmıyorum. Yani bayiden alırken plakayı üzerine taktılar, bana verdiler. Sıfır aldığım bir motor. Ben garip bir vatandaşım abi, ne bileyim APP mi değil mi, ama yine her zaman olduğu gibi kim mağdur oluyor? Olacak bizler, sizler mağdur olacaksınız eğer aracınızda APP plaka var ise. Dediğim gibi şoförler cemiyetinden basılanlar, ki benim diğer motorumda mesela ben kendim bastırmıştım plakayı şoförler odasından. Dolayısıyla onda APP plaka yok. Yani normal ince karakterli, daha ince karakterli plaka var. Ama dediğim gibi bu motoru bayiden aldım. İşte bayi nereye bastırıyorsa orada APP basılmış. Yine mühürlü falan, böyle gayet onaylı, sahte olmayan bir plaka. Ve bunda APP var. Peki şimdi diğerinde yok, bunda var. Hayatımda neler değişiyor? Abi hayatımda şöyle bir değişiklik var. Şimdi az sonra beni mesela bir polis çevirse ileride, normal rutin denetimde işte evraklarımı kontrol edecek. Herhangi bir eksiğim yok, tamam okey diyecek. Plakaya bakacak, doğal olarak gündemde bu. Ve diyecek ki hocam senin APP plakan var. Diyeceğim, ceza yazmak zorundayız diyecek. Biz de tabii ki kanun karşısında boynumuz kıldan ince olduğu için eyvallah diyeceğiz, yaz bakalım, sen görevini yapıyorsun, yapacak bir şey yok. Ve ben SS kuralına göre abi, yani seve seve bu cezayı ödeyeceğim. Benim hatam mı, benim suçum mu? Hayır, değil. Ve bu sadece benim başıma gelmeyecek, birçok milyonlarca araç kullanıcısının başına gelecek. Peki ne yapacağız? Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? En kısa sürede şoförler odası, önce notere gideceğim. Noterden ne yapacağım? Bir kağıt alacağım plaka değişikliği ile ilgili. Oraya bir para ödeyeceğim. Daha sonra gideceğim şeye, şoförler odasına, diyeceğim ki ben plakamı yeniden bastırmak istiyorum. Şoförler odası bana APP özellikle olmayan, kendi özel normal karakterde olan bir plaka basacak ve verecek ve ben bunu aracıma takıp, tabi oraya da bir para ödeyeceğim ki oradaki para fiyatlar da artmış zannedersem. Yani burada bana bunun maliyeti belki 500-600 liralara falan gelecek. Dolayısıyla 500-600 ödeyeceğiz ya da ceza yiyeceğiz, yine 500-600 ödeyeceğiz ama bir de cezayı yiyeceğiz. Tabi ceza da birkaç bin liralık bir ceza. Onu ben şu an aklımda değil ama hemen videonun altına yazarım size kaç paralık
sıkıntılara mal olduğunu. Dolayısıyla dostlarım, böyle bir durum söz konusu. Eğer aracınızda APP plaka varsa, ki olma ihtimali çok fazla, eğer kendiniz bastırmadıysanız, sıfır aldıysanız ve bayiden teslim aldıysanız motorunuzu, büyük ihtimalle APP plaka var. Baksa AAP bile adamın plakası. APP plaka var ve ceza yemeden bunu değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi ben de yine işte bu arada bir fırsat bulup işten güçten plakamı değiştirmem gerekiyor. Hem benim için zaman kaybı, hem tabii ki maddi bir kayıba sebep oluyor. Maalesef işte böyle bir durumla karşı karşıyayız plakalarla ilgili. Dostlarımızı bu konuda, Hayat Motorla Güzel kanalını seven dostlarımızı bu konuda bilgilendirmek istedim. Mesela şu öndeki plaka APP abi, bak. Görüyor musun? Yani onaylı onaylı. Ama APP abi. Yani şimdi bunu polis çevirdiği zaman direkt cezayı basacak. Beni de çevirse bana da basacak. Hiç problem değil. Hani ya ben bilmiyordum, etmiyordum. Hani duba yok, bir şey yok. Nasıl olacak bu işler? Gibi bir durum yok. Bak şu normal karakter. Görüyor musunuz? Bakalım. İşte APP. Görüyor musunuz? Yani normal. Normal. Ama hani o kadar çok APP plaka var ki araçlar üzerinde, bilinçsiz bir şekilde. Dolayısıyla arkadaşlar, dostlar, kardeşler, bu konuyu böyle açıklığa kavuşturmak istedim. Şimdi ikinci konuya gelelim isterseniz. İkinci konumuz, B sınıfı ehliyette 125 cc kullanılabiliyor. Motosiklet kullanabilme durumu. Şimdi bu da şöyle, bu ilk önce böyle bayağı bir beklenti yarattı. Daha sonra yönetmelik yayınlandıktan sonra, yasa ya da yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu yönetmelik değişikliğiyle hayatımıza girdi. Girdi ama bir anda böyle bir hayal kırıklığı yarattı. Ya dediler ki abi, ya bunun diğerinden bir farkı yok ki. Hani çünkü insanlar şey zannediyordu. Ya ben B sınıfı ehliyetim var. Gittim ne yaptım abi? Hemen bir motor aldım 125 cc. Ondan sonra 125 cc ile de artık rahat rahat bu B sınıfı ehliyetimle kullanabileceğim gibi bir beklentiye girmişti insanlar. Tabii ki bu beklentiyi durum karşılamadı. Çünkü yani B sınıfı ehliyetiniz olsa da, ki bu arada B, C ve D sınıflarını da kapsıyor. Sadece B değil, hani C, D de B'yi kapsadığı için onlar da yine A sınıfı, daha doğrusu 125 cc motosiklet kullanabiliyorlar gereklilikleri karşılamak şartıyla. Nedir bu gereklilikler? Onlardan hemen bahsedelim. Öncelikle abi, bir B sınıfı ehliyetin var diyelim. Ve en az 2 senelik bir ehliyet olması gerekiyor. Yani B sınıfı ehliyetini 2 sene önce almış olman gerekiyor. 2 senesini doldurmuş olman gerekiyor. Daha sonra son 5 yıl içerisinde ehliyetine herhangi bir sebepten dolayı el konulmamış olması gerekiyor. Hani alkoldü, şuydu, buydu, bir şekilde ehliyetini kaptırdın veya farklı nedenlerle, o zaman yine bu imkandan yararlanamıyorsun. Bu şartlara uyum sağlamamış oluyorsun. Sonra ne yapacaksın? Sonra abi gideceksin, bir kursa yazılacaksın. Ne için yazılacaksın? Diyeceksin ki benim B sınıfı ehliyetim var. Ben 125 cc motor kullanacağım. Dolayısıyla bununla ilgili bir eğitim almak istiyorum diyeceksin. Şimdi burada biraz şey oldu ilk etapta. Ya abi zaten böyleydi. Hani A1'de almak için zaten biz kursa yazılıyorduk. Evet, kursa yazılıyorduk ama buradaki kurs çok kısa bir kurs dostlar. Yani böyle bir hafta içinde hallediyorsunuz. Yani kursa yazılıyorsunuz. Uygulama, kullanım, direksiyon eğitimi alıyorsunuz. Motorla ilgili akabinde sınava giriyorsunuz. Yani böyle bir 10 günde falan işiniz bitiyor. Yani ötekisi gibi böyle aylarca falan beklemiyorsunuz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu süreç tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra sınavdan başarılı olursanız ehliyetinize A1 sınıfı ehliyet şartları işlenmiş oluyor. Bunun için ehliyeti değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Dolayısıyla bu bir avantaj. Yani ehliyet harcı ödemiyorsunuz. Kurs ücretleri normal bir ehliyet alma kurs ücretinin aşağı yukarı yarısı kadar bir kurs ücreti ödüyorsunuz. Bu tabii ki değişir ama hani öyle diyelim biz, sizin için bir şey ifade etmesi açısından. Siz kendiniz hesaplarsınız. Ve böyle baktığımız zaman ehliyet harcı yok, kurs ücreti yarı yarıya olduğu zaman ne oluyor abi? İşte bir
%50-%60 civarında falan bir avantajınız olmuş oluyor. Bunun gibi ehliyet değiştirme zorunluluğu yok. Ehliyetinize işleniyor bu elektronik olarak. Ha, şöyle bir önemli kriter var. Bu ehliyette ticari olarak taşımacılık yapamıyorsunuz. Ticari amaçlı, yani aldı bu ehliyetini işlettin ama bu ehliyeti ticari amaçlı kullanamıyorsun. Yani ticari amaçlı 125 cc motosiklet kullanamıyorsun. Ki bunlar zannedersen bir süre sonra denetimleri arttırılır. Ve özellikle ticari, yani paket taşımacılığına yönelik denetimler arttırılır ve bunları karşılayıp karşılamadıkları denetlenir diye düşünüyorum. Evet, o zaman özetlersek ne oldu abi? B sınıf ehliyetim var. 2 sene geçtik. Daha önce hiçbir şekilde elimden alınmamış ehliyet. Gittim, müracaatımı yaptım kursa. Bir hafta içerisinde eğitimimi tamamladım, sınavıma girdim. Sonra sınavdan başarılı oldum ve gittim bu A1 sınıfı ehliyet şartımı, ehliyetimi, B sınıfı ehliyetimi işlettim. Ehliyet harcı ödemedim. Dolayısıyla sadece kurs ücreti ödedim ve aşağı yukarı normal bir A1 ehliyeti alma sürecinin de vereceğiniz ücretin %60'ı kadar hesaplı bir ücrete ve ciddi bir kısa sürede bu ehliyete sahip olabiliyorsunuz. Böyle bir durum var. Yeterli mi? Bence yeterli ya. Çok beğenmeyenler oldu mesela ama bence yeterli diye düşünüyorum. Hani şu yeterli derken şu anlamda söylüyorum. Hani bunu almak isteyenler için uygun bir şey. Diğer taraftan bir haftalık eğitimle insanların motosiklet kullanması doğru bir şey mi? Kesinlikle doğru bir şey değil. Kesinlikle katılmıyorum. Yani hani 125 cc diyorsunuz, ufak bir motor. Ama abi yani ufak da 125 cc dediğim motor yine 100-110'lara falan çıkıyor. Yani böyle gerekli eğitimi almadan, yani bir haftalık bir direksiyonla işte frenleme yap, şöyle dengeni sağla falanla trafiğe çıktığın zaman ciddi hem kendini hem karşı tarafı riske atmış olacaksın. Dolayısıyla benim o yönden tasvip etmediğim ama kamuoyu beklentisi sebebiyle böyle bir uygulama yapıldı. Bunu da işte kanun olduğu için artık kabul ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Motosiklet kullanan birisi olarak, kullananlar bu konuda içerik üreten, motosikletli yaşamın içerisinde biri olarak nedir, motor nedir, ne değildir iyi bilen biri olarak diyeyim artık. Aslında tasvip etmediğim ama kanunen uygulanan bir durum olduğu için bununla ilgili sizleri de aydınlatmak durumunda olduğum için böyle bir açıklamayı da yapmış oldum sizlere. Şimdi önümüzdeki günlerde neler göreceğiz onu ben size söyleyeyim. Bir kere 50 cc motosiklet satışları bıçak gibi kesilecek. İnsanlar hızlı bir şekilde 125 cc'ye dönecekler. Çünkü 50 cc gerçekten hani motosiklet beklentisiyle alınan motorlardı, motosikletlerdi ama gerçekten hani çok düşük hıza sahip, ki bunlarda da şöyle bir şey yapılıyordu biliyorsunuz. Hani benim test ettiğim motorlarda da denk geliyordu. 50 cc diye alıyorduk test motorunu ama işte 70-80-100 cc'lere kadar blok üzerinde yapılan, işte silindir hacmini genişleterek yapılan işlemlerle hızı arttırılıyordu. Dolayısıyla bunlar artık bitecek. Artık 125 cc revaçta olacak. Ki piyasada 125 cc motosiklet satış hacmi oldukça büyüyecek. Öyle görünüyor. Umarım markalar bu konuda kendi işte tedbirlerini almışlardır bu gelişmeye göre ve stoklarını yeterli düzeyde tutuyorlardır diyorum. APP plaka hakkında da şöyle bir ilave bir şey söyleyeyim bu arada programı kapatmadan önce. Sahte plakanın çok ciddi cezası var. Yani yeni alacaklar da zaten plaka, mesela yeni alacağın zaman artık üzerinde kare kodu olacak plakaların. Sahte olmadığı ile ilgili o zamanla işte değiştikçe bütün plakalar kare kodlu hale dönüşecek. Onun dışında dediğimiz gibi mührü olmayan, sahte olarak basılmış plakalar, yönetmeliğe uymayan plakalarında çok ciddi cezaları var. Onun için o konuda çok dikkat edin. Çok ciddi para cezası var. Ama onun dışında eğer APP plakanız varsa mutlaka en kısa sürede içerisinde değiştirin. Değiştirmezseniz dediğim gibi para cezasıyla karşılaşma durumunuz çok yüksek. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız, küçük şehirlerde çok belki denetimine takılmayabilir ama
büyük şehirlerde yaşıyorsanız yakalanma ihtimaliniz çok fazla. Ben de kendi motosikletimin plakasını en kısa sürede değiştireceğim ve normal şoförler cemiyetinden basılmış plakaya da değiştirerek eski plakayı artık şoförler odasına teslim edeceğiz. Yeni plakamızla yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi dostlar, bu bölümde sizi gündemin son gündemimizi meşgul eden APP plaka ve B sınıfı ehliyetle 125 cc kullanma durumu ile ilgili bilgilendirmek istedim. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Bu vlog bölümlerimiz devamı gelecek. Onun için diyoruz ki her zaman olduğu gibi takipte kalın. Kanalımızı takip etmeyen dostlarımız varsa mutlaka abone olsunlar, abone olmayanlar varsa. Tabii ki Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. En güncel bilgiler orada aslında. Çünkü burada haftada bir buluşuyoruz ama Instagram'da her gün paylaşımlarımız oluyor. Hayat Motorla Güzel Instagram sayfasında takip almanızı bekliyoruz dostlar. Bölümümüzü beğendiyseniz beğeni butonuna basmadan çıkmayın. Tabii ki abone olun ve bundan sonraki bölümleri kaçırmamak adına bildirim uyarılarına basmayı unutmayın diyoruz. Sizi güzel bir Boğaz manzarasıyla selamlıyorum. Hayat Motorla Güzel diyorum. Motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.